Bugün size kuzunun bölümlerini anlatacağız. Bütün bir kuzuyu parçalayacağız. Bölüm bölüm falan anlatacağız. Hem de bundan neresinden, kuzunun neresinden ne yapılır, hangi yemekler yapılır onları bahsedeceğiz. Evet, şimdi kuzumuzun öncelikle ön budunu, ön kolu alıyoruz. Bakın şöyle bir bıçak darbesiyle zaten hemen kol çıkıyor yerinden. Evet, bu kuzunun ön kolu. Bundan kavurma da olur. Döşle karıştırıp kıyma da çekilir, köftesi de güzel olur. Adana'ya da ön koldan katılabilir. Ayrıca bu açılıp fırına da verilebilir. Diğer ön kolu da açalım. Zaten ufak bir sen tut, şeyi tut, şurayı tut. Kol direkt zaten geliyor. Görüyorsunuz kolaylıkla hemen. Şunu da şöyle koyalım. Eskisinden bir şey olabilir. Evet. Şu kısım, şurası döş kısmı, boşluk dediğimiz kısım. Buradan da yine kıymalık kısım oluyor. Burayı da alıyoruz. Evet. Buradan da çok güzel kıymalık oluyor. Boşluk, evet. Görüyorsunuz kuzumuz çıkıyor. Evet, burası böbrek yatağı. Görüyorsunuz böbrekleri. Böbrek yatağın hemen altında kuzunun bonfilesi vardır. Biliyorsunuz en yumuşak, etin en yumuşak yeri bonfilesidir. Bu restoranlarda ne diye geçer? Menülerde ne vardır? Kuzu bonfile geçmez. Küşleme diye geçer. Küşleme, kuzu küşleme. Görüyorsunuz bu iç yağları da önemli. Bu yağlar da yine kebap yaparken, köfte yaparken, bu yağ kavurma yaparken bu yağları kullanacağız ve ete lezzet verecek. Kesinlikle bu yağları boşa harcamıyoruz. Evet, ikinci böbreğimiz. Sakatatı gençler, taze taze yiyeceksiniz. Eti dinlendirip yiyeceksiniz. Etimizi mutlaka dinlendirin. Bu etimiz dün kesildi. Bir gün boyunca dinlendi. Tabii ki zamanımız olsa tabii 3-4 gün daha dinlense daha da güzel olurdu. Bonfileyi görüyorsunuz. Şimdi bu bonfileyi buradan çıkaracağız. Çok az bir bonfile çıkıyor kuzudan. Kemiğe sürterek alacağız ki etimiz kemikte kalmasın. Bu eti ziyan etmek istemiyoruz. Aynı öbür tarafında da mı var hocam? Hı? Aynı öbür tarafta da mı? Evet. Cüneyt Aslan gibi artık herkes öyle. Salla şöyle bonfile. Evet, görüyorsunuz bu kadar bir bonfilemiz çıkıyor. Hocam danada öyle mi çıkıyor? Danada daha büyük çıkıyor tabii ki. Dananın boyutuna göre daha büyük boyutlarda bonfile çıkıyor. Şöyle bundan güzel. Evet. En yumuşak. En yumuşak kısmı etimizin hem lezzetli hem yumuşak kısmı. Şu kısımdan but kısmını bir alalım. Satır yok mu satır? Satıra burada gerekli eklemlerden yerini bulduğumuzda zaten ayrılacak. Evet, görüyorsunuz. Eklem yerini bulduk mu? Buradan direkt böyle geliyor. Evet. Yani satır kullanmamıza gerek yok. Doğru yerleri bildikten sonra bıçakla kuzumuzu parçalayabiliriz. Şimdi şu boyun kısmımızı alalım buradan. Gerdan kısmını. Çok karıştırdı hocam. Yine burada da kıkırdağı bulmamız gerekiyor. Kıkırdak kısmını. Kıkırdağı. Evet, gördüğünüz gibi boyun da kolaylıkla geldi. Bu boyun kısmından güzel tencere yemekleri olur. Salçalı, haşlama olur. Yine kelle paça yaparsanız bu eti kullanabilirsiniz.
Fırında uzun süre yine pişebilir incik gibi. Daha çok tabii ki haşlamada kullanıyoruz bu boyun kısmını. Bunu da aldık şimdi. Yatanla bol da aldı o zaman. Evet. Göğüs kafes var, kuzu kafes. Onu alacağız. Şu kısmı da alalım buradan. Evet, burada da antrikot kısmı var. Bonfilesini aldık. Kuzu kafes çıkartacağız ve bu öncelikle şuradan bir şuradan kesik atacağız. Bunu ikiye böleceğiz. Burada kıkırdak bir doku var. Evet, ikiye böldük. Bu şekilde. Bir de sırtından şurada sinirler var. Görüyorsunuz iki tane sinir var burada. Gördüğünüz gibi. Bu sinirleri alacağız. Tabii şu sinir boyunca buraya bir çizik atıyoruz. Kemiğe dayandırarak. Bu da kalem çuzuru yaptığımızda işimizi kolaylaştıracak. Evet. Şuradaki etleri de alalım. Kıymalık için. Bunlar da güzel etler. Kıymalık et. Sadece kaburgadaki etleri alıyoruz. Alttaki etleri alıyoruz. Bunlar kalem çuzura da güzel çıkacak etler. Buradaki etleri zaten kemikleri alacağımız için buradaki etleri alıyorum. Ne yapacağız o etleri? Kıyma. Bu etleri kıymada, kebapta kullanabiliriz. Adana kebapta kullanabiliriz. Haftaya da bunlardan zaten şey yapacağız. Kebap yapacağız. Etlerimizi temizledik. Kaburgamızı da şimdi ortadan ikiye bölüyoruz. Bunu da bölerken tam böyle ortadan ikiye bölmüyoruz. Şu ortadaki kemik boşta kalacak. Biz buradan vurup bu şekilde alacağız. Oğuzhan da bir denemiyor. Oğuzhan başlaya bakayım. Evet. Bunu da yine et suyuna kullanabiliriz. Evet. Şimdi. Nerede bizim şey? Masattayım. Bıçağımızı da masatlamak önemli gençler. Evet. Şimdi şöyle buradan kaburgamızı keseceğiz. Kaburgaları işte benim en çok sevdiğim şey işte hocam bu. Et suyunu kullanabiliriz artık. Eti fazla kalmadığı için. Kesik atık satırlı satırla buraları keseceğiz. Evet. Bunu et suyunda kemik olarak kullanabileceğiz. Şimdi görüyorsunuz bu bizim etimizin en kıymetli yeri. Kalem füzyonu. Kalem füzyonumuz buradan çıkıyor. Şuradaki et parçalarını alalım.
Şunları ayıracağız. Güzelce temizleyeceğiz. Sen bunları yavrum güzelce etleri güzel temizlerken şuraları şöyle güzelce, tamam mı? Hiçbir şey kalmasın. Evet. Temizle. Şimdi bakın. Bu arkadaşımızı şimdi bakın ne yapıyoruz. Şöyle kesiyoruz bakın. Evet, bu arkadaşımız böyle güzelce çıktı bakın. Şöyle bir el beni yediyor. Buna bazı kasaplar dövüyor, açıyor bile. Buna hiç açmaya gerek yok, dövmeye gerek yok. Eğer kasabınız etinizi dövmeye kalkarsa önce siz kasabı dövün. Çünkü etiniz dövdüğümü lezzeti gidiyor. Bu şekilde pişecek. Sonra bunu böyle ısırdığınızda içi su dışı böyle karamelize et. Evet, şimdi buzunun arka kısmına geldik. Önce buradan kuyruğunu alıyoruz. Kuyruk yağını için. Kuyruk yağını Adana'da ciğer şişte. Ciğer şişte de çok kullanılıyor bu. Yumuşatığı için. Evet. Beni niye video çekmişsiniz ya? Önce etin kendi yağı her zaman. Bu biraz yağsızmış. Karadeniz'de gençler kuzunun yağısı vücuda yayılıyor. Kuyruk toplanmıyor ama doğuda mesela nedir? Yağlar kuyruk toplanır. Kuyruk yağı net çıkar. Ama Karadeniz kuzularında vücuttadır yağ. O yüzden kebaplık için fazla uygun değildir Karadeniz kuzuları. Evet, kesiyoruz kuzumuzu, butunu. Evet. Arka but, burası da en güzel kavurmalık, sotelik, tandırlık kısım burasıdır. Evet. Hatta şeridi mi? Evet, görüyorsunuz bu güzel kuzumuz. Şimdi bu arkadaşımızı alacağız. İşliyle arkadaşımızı süsleyeceğiz. Makyaj yapacağız, süsleyeceğiz. Böyle nokta nokta koyacağız. Fırına atacağız. Sonra arkadaşla birlikte yemek yiyeceğiz bu arkadaşımızla. İsmet Bey, yedinci gün alabilir miyiz? Evet, şimdi buna kemiğini çıkartalım mı bunu tandır yaparken? Yoksa direkt tandıra mı atalım? Çıkartalım hocam. Bıçağı vurduk bile. Direkt atalım mı? O zaman şu şeyini çıkaralım sadece. Ayak kısmını çıkartalım şuradan. Şu kıkırdak kısmını alalım şuradan. Yani met etmek gibi olmasın. Orhan Hoca'nın kuzu tandırı efsanedir. Hocam. Tabii ki. Diyeceksiniz ki bu zamana kadar ben boşa yaşamışım diyeceksin. Boşa boşa. Şimdi evet, bu tandırımız. Evet, görüyorsunuz şimdi bu yavruyor, bu kuzuyor. Bu eti fırına atacağız bu arkadaşı güzelce böyle. Bu tam böyle tandırlık. Böyle pişecek, bu lime lime olacak böyle. Kemiği böyle tutacağız, kaldıracağız. Sizin kemiğin yetkiler fata fata dökülecek. O derece olacak. Zarlarımızı aldık. Bunu haftaya kuzu sarma yapacağız. Şimdi size şu kemiği çıkaracağım. Etin dokusunu bozmadan, yıpratmadan. Arkadan çekeyim mi hocam? Evet gençler, geliyor olay, geliyor. Evet geliyor, bakın şimdi kemiğimizi. Hop. Bakın et ne oldu burada? Safa sağlam bak, et şu an kemiksiz löpet. Şu an evet. Full et mi hocam? Şu an burası full et. Burada kemik yok. Bunu ister satıyor, ister fırına böyle göm at. Bunu löp löp, lime lime pişir ye. Et bakıyor şuradan hemen. İyice etleri şöyle sıyıracağız. Bak şimdi burada bir ilik var, görüyorsunuz. Bir de kemiğinde. Bu iliği kesiyoruz buradan.
sofrada çıkarttıktan sonra buradaki eti biraz sıyırıyoruz. Soğana eti buraya böyle çektiğinde zaten görüyorsunuz. Geliyor. Geldi ya orada. Bu kadar gelmesi kafi zaten bak. Et kalmadı. Evet görüyorsunuz kürek. Evet şu kemiği çıkarttık. Şimdi geldik buradaki iç kemiğe. Evet gençler, bu da bakın kemiksiz şekilde oldu. Evet, bu da böyle.